Boş masalardan bir yere gideceksin abi. İşte bir işte. Bayanlarım oradan da şimdi. Oradan da gidiyor olacak. Güzel. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة ورزقا واسعا وأولادا صالحا وأمرا طويلا بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ramazan geldi, geçiyor önümüzde bayram. Mübarek Ramazan'ımızı tebrik ediyoruz. Önümüzdeki bayramda ailemizde huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirmemizi niyaz ediyoruz. 10 Ağustos'ta bir Cumhurbaşkanlığı seçimimiz var. Bu seçimde Sayın Başbakanımıza destek istiyoruz. Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanlığı hak ettiğine inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Karaköy'e yaptığı hizmetleri saygılarla bitirelim. Ama buradan baktığımız zaman hemen karşımızdaki hastaneyi görüyoruz. Hemen karşımızda cebimizdeki tasıyı görüyoruz. Kullanmak istediğim bir şey yok. 5 yıldız otel konseptinde bir hastanemiz var. Aslında bu hastanenin eski halini Şirinevler sakinleri olarak sizler daha iyi biliyorsunuz. Bundan 15 sene önce, 12 sene önce bu hastaneye sabah 6'da gelen insanlar sabah 6'da kuyruğa girer, 6'da kuyruğa girdikten sonra ona kadar doktoru bekler. Doktoru bekledikten sonra 3-4'de eğer muayene olamadıysa muayenehaneye giderdi, parası son döner. Eczanede kuyruklar döndü geçerdi. Şimdi o günlerde 5 yıl otel konserinde bir hastanemiz var. Bu hastanenin altında imzayı atan Recep Tayyip Erdoğan. Karabük'ün birçok yerine yapılan hizmetlerin hepsinin altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. 3 tane Cumhurbaşkanı adayımız var. Biri Recep Tayyip Erdoğan, Ekmelettin İnsanoğlu ve Demirtaş. Eğer Ekmelettin İnsanoğlu Karabük'e bir çiğ çaktıysa biz de onu bilmek isteriz. Kendisi İslam Konferansı Örgütü'nün genel sekreterini yapıyor 2005 yılından bu tarafa. 1 tane İslam ülkesi olarak 1 tane İslam ülkeleri içerisinde İslam Konferansı Örgütü'nde Filistin'le ilgili 1 tane karar çıkartmış. Onu da geçtik Kıbrıs'ta bir İslam ülkesi. Kıbrıs'la ilgili 1 tane madde acaba geçirmiş. Ülkeye ne hizmet olmuş? Biz ahde vefalı insanları Karabük'e hizmet eden Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Karabük'te ne hizmet koyuyoruz? Önderler vefa borcumuz var. Bunu da biz Karabük'ler olarak yapacağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.